Herkese merhaba. Uzun zamandır aslında çekmeyi planladığım bir videoyla karşınızdayım. Mukbang, mukbang kervanına ben de katılayım dedim. Dün size bana sorular sormanızı istedim ama daha çok ilişkiler hakkında. Çünkü daha ilginç olmasını istiyorum. Soru cevap videom zaten var bu kanalda. O yüzden tekrar aynı şeyi yapmak istemedim. Ve de sizin için de izlemesi keyifli olsun diye hepinizin ilgisini çekebilecek bir şey sonuçta ilişkiler. O yüzden bu konuyu seçtim. Bu konu hakkında bana sorularınızı sordunuz Instagram'dan. Ve ben bugün gün boyu bu akşam mukbang çekmek için kendimi hazırladım. Ve dedim ki akşam canım ne çekerse onunla mukbang çekerim. Ve bugün canım çiğ köfte çekti. Çok ne yapalım? Bu da çiğ köfteli bir mukbang olacak. Şöyle göstereyim sizlere. Instagram'dan bana sorduğunuz soruları şimdi teker teker cevaplayacağım. Başlayalım. Haydi bakalım. İlk soruyla başlıyorum. Bir erkeğin sana karşı ilgisini, beğenisini nasıl öğreniriz diye sormuş biri. Bu arada hiçbirinizin ismini vermeyeceğim. Çünkü istemiyor olabilirsiniz. Bir erkeğin ilgisini gösteren işaretler diye bir videom var. O videomu izleyebilirsiniz ama kısaca şöyle söyleyebilirim. Bence erkekler kadınlar gibi değiller. Bir erkek size ilgi duyuyorsa siz onu anlamamak için hani kör olmanız lazım ya da ne bileyim görmek istemiyor olmanız lazım. Çünkü erkekler ilgilerini bence kadınlara göre çok daha net bir şekilde belli ediyorlar. Yani eğer benden ilgi duyuyor mu diye tereddütteysen muhtemelen böyle çok fazla ilgi duymuyordur. Çünkü gerçekten çok ilgi duyarsa bu soruyu sormazsın. Bir diğer soru, yeniden farklı birine nasıl güvenebiliriz? Şimdi bu güven sorunu çok zor bir duvar olarak adlandırayım. Çünkü bir insana güveniyorsunuz, bu insan sizin güveninizi yıkıyor, güveninizi kırıyor ve sonrasında başka birine ben çiğ köfte yiyorum, Zuzu da beni yiyor. Ve başka birine tekrardan güvenmek oldukça zor olabiliyor ama kimseye güvenemiyorum fikrine çok odaklı yaşarsanız zaten kimseye güvenemezsiniz. O yüzden her şeye rağmen, her ne yaşadıysan hayatına şimdi çıkacak, karşına çıkacak ilk insana güvenmeyi dene. Çünkü şu insan güvenilir, şu insan güvenilmez diyemeyiz. Çünkü hiçbir şey belli olmaz. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki belli olmuyor yani. O yüzden ne olursa olsun güvenmekten yana olun. Eğer karşınızdaki insan bu güvenin karşılığını size veremiyorsa zaten kaybeden o. Bu arada sadece ayran içemiyorum çünkü beni bayıyor. Yay erkeklerine nasıl davranmalıyız demiş biri. Şimdi burçlar, evet burçlarla ilgileniyorum ama burçlar hakkında yorum yapabilecek kadar
görmüyorum kendimi. Ama kendi tecrübelerimden yola çıkarak bunu cevaplamam gerekirse yay zor bir burç. Çünkü yaylarda şu var. Biraz sevmekten ve ilişki yaşamaktan korkuyorlar. Çünkü biraz daha özgürlüklerine düşkünler. Bir ilişki içerisine girip kendilerini kapatmaktan çekiniyor yay erkeklere. O yüzden eğer bir yay erkeği varsa karşınızda, bence ona hani hayatını kolaylaştırmak adına var olduğunuzu hissettirin. Yani birbirinizin hayatını zorlaştırmak, kısıtlamalar koymak, özgürlüğünü kısıtlamak yerine birbirinize kolaylık sağlamanızı hedefleyin. Stres yaratmak için kimse kimsenin hayatına girmemeli. Böyle bir yaklaşımınız olursa zaten her erkek bundan hoşlanır diye düşünüyorum. Ciddi ilişki isteyen ama aşırı temkinli yaklaşan erkekler neden böyleler, ne yapmak gerekir demiş. Buradaki çelişkiyi ona sormak lazım. Ciddi ilişki yaşayacak kadar çok istemiyor. Çünkü bir insan bir şeyi gerçekten istiyorsa hiçbir engeli, hiçbir bahaneyi kabul etmez ve sunmaz. Temkinli davranmasının birçok sebebi olabilir. Evet, daha önce güveni kırılmış olabilir. Ama eğer gerçekten istiyorsa yaşar yani ya. Yani erkeklerin söylediği şeylere inanmayın. O bunu temkin olarak adlandırıyordur. Ben onu işine gelmiyor olarak adlandırırım. İlişkide cinsellik ne zaman yaşanmalı diye sormuş biri. Bunun cevabını ben veremem. Böyle bir süre de veremem. O herkesin kendi bileceği, kendi iradesiyle karar vereceği bir şey. Ama şunu söyleyebilirim. Bir insanı kaybetmekten korktuğunuz için hiçbir şey yapmayın, olur mu? Çünkü ben bunun gibi soruları çok fazla alıyorum ve bu beni gerçekten üzüyor ve erkeklere çok fazla sinirleniyorum. Çünkü bu nesiller boyu böyleydi. Eskiden de kadınlar kocası başkasına gitmesin, onu bırakmasın diye hamile kalırlardı. Bir çocuk daha getirirlerdi dünyaya. Günümüzde hala bu böyle. Bir erkek eğer sizden gitmek istiyorsa gitsin. Sizi istemiyorsa siz hiç istemeyin. O yüzden birini elinize tutmak için onunla istemediğiniz şeyler yaşamayın kesinlikle. Bu konuda benim fikrim net. Sürekli sorgu yapıyor olmak ilişkiyi yıpratır mı demiş. Tabii ki de yıpratır. Yani bakın. Mesela ben sürekli beni aldattığını düşünüyorum. Ve her yaptığı şeyden bunu anlıyorum, bunu çıkarıyorum. Oysa ki karşı taraf bunu yapmıyor. Ben sadece kuruntu yapıyorum veya ben işte çok fazla ön yargılı ve suçlayıcıyım. Karşıdaki insan bunu yapmıyor ama sen onu sürekli bununla suçladığın için ya da her yaptığı şeyin altında bir şeyler aradığın için kaçınılmaz son aldatılman. Gerçekten öyle. O yüzden mutlu olmak için çok fazla sorgulamamak lazım. Bunu öğrendim. Çok fazla sorgulamayın. Hatta yani bir ilişkide böyle yaşamalısınız. Bir gözünüz görmeyecek, bir kulağınız duymayacak. Yoksa hani mutlu olmanız çok zor. Değil mi Tuzo? Göster kendine bak.
yine bir soru gelmiş. Erken sevdiğini nasıl anlarım diye. Dediğim gibi erkekler sevdiklerini gayet gösterirler. Onu hissedersiniz yani. Anlamamanızın imkanı yok. Eğer şu saate kadar anlamadıysanız muhtemelen yeterince o duyguya sahip değildir. Biraz daha bekleyin. Evli adam neden aldatır? En masumundan, en efendisinden, en playboyuna kadar bütün erkekler aldatır. Çünkü aldatma olarak neyi algıladığınıza bağlı bu. Bir saniye. Şu an benim yaptığım şey size iğrenç geliyor olabilir. Bir yandan çiğ köfte ayran, bir yandan kola, ama kola benim hayatımda su görevi gördüğü için bana iğrenç gelmiyor. Şimdi erkekler neden aldatır? Daha doğrusu evli erkekler neden aldatır? Bunun birçok sebebi olabilir. Sebebi olmayabilir. Sebeplerden birilerini söylemem gerekirse mutlu değildir ilişkisinde. İstediklerini alamıyordur. Mutlu olamıyordur. Mutlu edemiyordur. Yetersiz görüyordur kendini. Ya da hiçbir sebep yoktur. Arsızdır yani. O insan da Zuzu şu an oyuncağıyla oynuyor gerçekten. Ne zaman video çeksem bu çocuk oyuncağını vikletiyor. Neyse. Ya da işte dediğim gibi sebep yoktur, arsızdır. Böyle insanlar 20 yaşında da böyleler, 30 yaşında da böyleler, 40 yaşında da böyleler. Yani ölene kadar böyle kalacaklar. Allah hepimizi öyle insanlardan uzak tutsun diyorum. Çünkü çok zor. Bazı aldatmalar, erkeğin aldatması kadının sebebiyet verdiği şeyler de olabilir. Ama birçok kadın hiçbir günahı yokken aldatılıyor. Bu da erkeklerin doyumsuzluğundan geliyor bence. Bir erkek bence eğer evlendiği zaman gerçekten mesela şey gibi düşünün. Sigarayı bırakmak gibi düşünün. Sigarayı azaltarak bırakamazsınız. Bir kere bırakırsınız. O da kafanızda bir yerinde marul bir şey yok değil mi? O da kafanızda tamamen bitirdiğinizde. Yani azaltarak hiçbir şeyi bırakamazsınız. Hiçbir alışkanlığınızı bırakamazsınız. Ancak onu kafanızda bitirmeniz gerekir. Bu aldatmak için, daha doğrusu bu kadınlar için de böyle. Bir erkek evleneceği zaman artık hatta evlenmeden önce bir ilişkiye başladığında o noktaya gelmiş olması lazım. Kafasında bitirmesi lazım. İnanın ona o zaman oluyor. Evet, yine de başka gördüğü güzel kadına bakabilir. Ben de güzel gördüğüm kadınlara bakıyorum. Ben bile bakıyorum hem cinslerime. Hani erkek niye bakmasın? Baksın. Ben onda bir sakınca görmüyorum. Tabii bakmanın da boyutları var. Şimdi buradan yanlış mesajlar da vermeyeyim ben. Ama yani aldatılmak çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Ve genelde açıklamaları olmuyor. Ya da inkar ediyorlar böyle saçma sapan şeyler. Birçok kadın bu yüzden psikolojisi bozuluyor. Toplumdan uzaklaşıyor. Allah'ım öleceğim ya. Öldüreceksin beni ya. Oh. Toplumdan uzaklaşıyor. Sosyal hayatından uzaklaşıyor. Kendini bırakıyor vesaire. Hiçbir insanın bir insana bunu yaşatmaya hakkı yok. Eğer başka bir ilişki istiyorsanız o ilişkinizi sonlandırın. Karşıdaki insanı daha fazla üzmeye gerek yok. Ağlatılmak. Bir gün de ben size bir hikaye anlatayım, olur mu? Kendimle alakalı. İbret alem olsun.
kıyafet kıskançlıklarına boyun eğmek istemiyorum. Sizce doğru mu yapıyorum? Ben de bu fikirdeyim açıkçası. Yani belli sınırlar vardır. Bir erkek size mini giyme, çok fazla açık giyme, dekolte gösterme diyorsa bu benim için yine okey denilebilecek bir şey. Evet, çok fazla okeylenmemesi gereken de bir şey aslında ama yine bir nebze kabul görülebilecek bir şey. Çünkü yani çok iğrenç bir dünyada yaşıyoruz. Kıyafetle alakası yok. Ten görmeden de iğrençleşebiliyor bazı yaratıklar. Ama karşıdaki insanın eğer niyeti tamamen hani sizi kısıtlamak değil de sizi korumaksa, ki bunu anlarsınız, o zaman bence boyun eğilebilir. Giymeyebilirsin. Ya da hani o yanınızdayken giyersiniz. Ama genel olarak dar giyme, şunu yapma, bunu yapma, her şeyinize karışan biri varsa bence mutlu olmazsınız. Sırf seviyorum diye de her şeye katlanılmaz be ya. Bu ne yapıyor? Ters döndü. Beni alıyor ya. Sorularınız aslında daha çok var. Ama ben hepsini bu videoda cevaplarsam gerçekten çok uzun olur. Zaten yemeği unuttum. Yemeği unuttum. Burada konuşuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve bu videonun devamı gelsin istiyorsanız bunu bana beğen butonuna basarak gösterebilirsiniz. Ben oradan bakarak anlıyorum hangi videolar hoşunuza gidiyor, hangileri gitmiyor. Bana bu konuda yardımcı olursanız gerçekten çok minnettar olurum. Ayrıca başka videolarımı kaçırmamak için kanalıma lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmeyi diliyorum. Kendinize iyi bakın, bay bay.